beklenen dakikalarından bazıları gelsin. Avrupa'nın şampiyonu gelsin buraya. Mehmet bizlerle beraber. Hoş geldin, nasılsın? Aşkım, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Yani biz de gayet iyiyiz. Sesinden de bir mutluluk alıyorum. Gülümsemen de çok hoş bu arada. Neler hissediyorsun, hemen onu sormak istiyorum. Taktik kısmını sonra zaten tartışırız. Yani ne hissediyorum? Yendik güzel ama tabii daha bitmedi. Daha EMEA playoff'ları var. Ona hazırlanacağız tabii ki. Mutluyum yani, kazandık sonuçta. Güzel. Bu kadar. Sizi de bir kez daha tabii ki tebrik etmiş olalım. Senin için Teşekkürler. nasıl bir seriydi onu sormak istiyorum. 2-0 çok dominant başladınız. Sonrasında böyle bir 1-1,5 karşılaşma boyunca belli hatalar yapıldı. Biraz daha tutulmalar gerçekleşti. Orada problem neydi? İlk kim hep takım karşı takım taktiksel oynadı. Yani o yüzden biraz maçlar stomp geçti ama son Ascent ve Heaven haritasında biraz Rankin maçına döndü oyun açıkçası. Yani çok güzel maçlar sergilenmedi bence. Yani taktik anlamında en azından. Evet. İşte ne bileyim, üstüne dash atmalar olsun bizim üstümüze. Ne bileyim, 5 kişi hiç mid kontrolü falan alınmadan böyle sadece site'ları rushlamak bizim beklemediğimiz oyun tarzıydı yani. O yüzden biraz zorlandık ama sonuçta galip gelmeye başardık Burada o zaman son sizin haritada. güçlü yanınızın biraz daha böyle analizler olduğunu da söyleyebilir miyiz? Çünkü rakibin oyunu bildiğiniz zaman çok net cevaplar da verdiniz. Evet, Oynatmadınız yani. Ascent'te biraz geç adapte olduk oyuna. Ondan sonra zaten biz de böyle atak tarafında full koşmaya başladık. Ama Heaven'da işe yaramadı. Nasıl durduracağımızı çözdük ve mentalimiz daha güçlü geldi diyebilirim. Gerçekten mükemmel oyunlar vardı. Ben bu arada arkadaşlarımın soruları da varsa Aha. hızlı bir şekilde onlardan da almak isterim. Ya ben burada kesinlikle öncelikle Mehmet'i tebrik ediyor olacağım. Bu güzel oyunu bize izlettiği için bireysel olarak da gerçekten burada göğsümüzü kabarttı. Öncelikle teşekkür ediyorum oyun için. Hemen bir sorum var benim de. Bu seri öncesinde G2'ye karşı ilk iki karşılaşmada senin de söylediğin gibi biraz daha taktiksel ağırlıklıydı ve siz çok rahat kazandınız. Üçüncü haritada birazcık onlar bu skorun vermiş olduğu rehavetle birlikte biraz daha rahat oynamaya başladılar. O yüzden size birazcık daha problem oldu. Bu serinin öncesinde sen bu kadar rahat geçeceğini düşünüyor muydun açıkçası karşılaşmaların? Yani ben biraz zorlanırız bekliyordum ama ilk en azından Bind'de 13-2 bitti. Yani Bind'in o kadar kolay geçmesini beklemiyordum. Icebox'ı biraz bekliyordum ama Bind'de o kadar kolay geçmesini beklemiyordum. Ascent'in zaten onların en iyi map'i olduğunu biliyorduk. O yüzden hani biraz zorlanacağımızı biliyorduk ama böyle bir denli oyun beklemiyorduk. Heaven'ı kazanacağımızı düşünüyordum. Çok güzel başladık aslında. Sonra bir teknik pause oldu. Momentum kayboldu. Ondan sonra Avova'nın böyle 2-3 tane kılıcı Evet. onları bayağı öne geçirdi. Ama yine de kazanmasını bildik doğru oyunla. Evet, ben de tebrik ederek başlamak istiyorum. Gerçekten Teşekkür hem ederim. bireysel manada hem de takım oyunu noktasında, hem kolektif tarafta hem kompozisyon noktasında gerçekten bir Valorant dersi verir gibi bir Avrupa şampiyonluğu. Bu turnuva senin için nasıldı? Genel olarak en başından en sonuna kadar takım olarak neler öğrendiniz bu turnuvadan ve EMEA için şimdi neleriniz hazır olacak? Ne yönlerinizin eksik olduğunu, nelerin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle genel bir takım değerlendirmesi hakkında ne düşünürsün? Yani bu turnuva başlamadan önce işte zaten birkaç Avrupa tarafındaki sunucular işte Ascent scrimlerde, scrim maçlarında yenilmez diye bahsediyordu. Yani biz de güveniyorduk kendimize, işte Coldament çıktıktan sonra Zeke geldi. Daha Evet. firepower'ımız da arttı ne kadar IGL eksiği olsa da, ama bu IGL eksiğini takım iletişimi daha güçlü tutarak kapattık. EMEA'da nelere hazırlanacağız? Yani harita komplarımız değişebilir, taktiklerimiz değişebilir. Yani her şey değişebilir. Şu an ne olacağını bilmiyorum. Daha bir ay var sanırım. Ağustos'ta başlıyordu EMEA playoffları. Evet, aşağı yukarı. Daha uzun bir süre var. O yüzden yani şu an için büyük ihtimal Ascent'e buradan bakarız diye düşünüyorum. Anladım. Yani bu şeyden çıktıktan sonra, praktiklerden. İşte Coldamenta Zeke değişikliği dedin. Burada bir ACL eksikliğimiz yaşandı ama iletişimi kuvvetlendirdik dedin. Ya böyle bu tarz international, daha böyle uluslararası kadrolarda iletişim eksikliği yaşanması noktası bazen üst seviyelerde olabiliyor. Siz bunu hissediyor musunuz? İletişiminiz ne seviyede? Birbirinizi rahatça anlayıp kendinizi ifade edebiliyor musunuz? Yani edebiliyoruz. Zaten Zeke ve Starkso ikisi çok konuşkan insanlar gerçek hayatta da oyunda da. O yüzden orta oyunlarda bizi çok rahat yönlendirebiliyorlar. İşte rahat başında da Bonkolt, o da çok konuşuyor. Bizi yönlendiriyor. Ben daha çok Kiles'le böyle hani net info vermeye çalışıyoruz veya önümüze daha çok fokuslanıyoruz. Oyun info almaya daha çok fokuslanıyoruz. İşte ya da ben adam vurmaya fokuslanıyorum biraz da. Öyle yani. Evet, gerçekten bireysel manada da takım olarak da inanılmaz bir seri geçiriyorsunuz. 13 oldu yenilmezlik seriniz. Tebrik etmek istiyorum tekrar. Sözü bırakalım. Teşekkür ederim. Ben bu arada gitmeden son bir soruyla beraber kapatmak istiyorum. Sizin takımla ilgili konuştuk. Biraz da bizim ekipleri değerlendirmeni isteyeceğim. Sen geçen gün tweetinde yine bahsetmiştin ama özellikle son maçları da izledikten
sonra Türkiye'nin şansını nasıl buluyorsun? Onu da bir veya oyun tarzını nasıl buluyorsun? İkisini beraber hızlıca bir alabilirim. Yani ben maçtan önce, daha final maçından önce Oksijen'in kazanacağını düşünüyordum açıkçası. Çünkü takım oyununu daha çok üstün gördüm ama herhalde Supremacy Blaze bireysel anlamda ve takım anlamda bir gün geçse bile yani kendini çok geliştirmiş. Yani şimdi net bir şey söylemem zor. Neler yaptığını bilmiyorum. O kadar çok yani detaylıca analiz edemedim ama bence Avrupa'nın böyle 4 yani son çıkan takımlarıyla kapışacaklarını düşünüyorum. Ne kadar FPX, G2 gibi takımlar biraz üst seviye olsa da belki zorlayabilirler. Biraz egoist bir konuşma oldu ama Yok yani canım, öyle ben düşünüyorum. kesinlikle yani yeni kurulmuş bir takım için böyle bir şeyin kimse tarafından alınganlık gösterilerek yani kötü bir yöne yorumlanacağını düşünmüyorum ama çok teşekkürler yorumların için. Sen yine tabii Ben sevenlerine mutlaka bence bir de teşekkür etmek, belki onlara bir mesaj göndermek istersin. Artık Avrupa şampiyonu olarak seni destekleyenlere neler söylemek istersin? teşekkür ederim destekleyen herkese. Başka da hiçbir şey yok. Zaten kamera açtığım için bayağı utanıyorum ama neyse artık idare edeceğiz. Gayet iyisin ya, Çok bence yakışıklısın alıştık, ya. hiç problem yok. Ebrar okey verdiyse Evet o evet. iyidir yani. Rahat olabilirsin. Tekrar sizleri tebrik ediyorum ben. Görüşmek üzere Teşekkür ederim. takımla beraber. İyi eğlenceler size. Teşekkürler. Evet, gayet netti. Yani bir taraftan baktığımızda eksiklerinin farkındalar, neleri toparlamaları gerektiğinin farkındalar ve bu noktalara güzel odaklanabiliyorlar. Aslında kendi